Şimdi biz size bir de çok özel bir diş macunu yapalım. Hepinizin evde yapabileceği çok güzel bir diş macunu yapalım. Bunun için nasıl yapacağımızı gösteriyoruz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar karbonat alıyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuz alıyoruz. Eğer çocuklarınıza kullanacaksanız tuzu biraz az koyunuz. Çocuklarınıza kullanacaksanız tuzu biraz az koyunuz. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tuz koyduk. Bunun içine kardeşlerim yarım çay kaşığı kadar nane yağı, yarım çay kaşığı kadar portakal yağı. İsterseniz bu portakalın, naneyi ya da biraz sonra söyleyeceğim kakao yağından sadece bir tanesini kullanabilirsiniz. Bunlar çok güzel koku veriyor diye kullanıyoruz. Aslında nane ağza serinlik veriyor. Portakalla kakao da güzel koku veriyor. Bunları koyduk. Yarım çay kaşığı kadar koyduk. Sevgili kardeşlerim, buna bir çay kaşığı kadar ozon yağı koyuyoruz. Sen söylemiştin değil mi diş macunun ana maddesinin kum olduğunu? Evet. Hı? Ya da evet. İlk diş macunu demiştin. Birçok diş macunlarının ana maddesi silisyumdur, kumdur. Kum. Hı. Doğru. Evet kardeşlerim, bir de bunun içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar da gliserin koyuyoruz. Gliserin. Semra, bu gliserin bitmiş. Yenisini alalım bundan sonra. Evet. Bunu güzelce karıştırıyoruz. İşte size dünyanın en güzel ağız kokularını giderici, ağzı ve dişleri temizleyici. Tuz oranını biraz az tut koyabilirsiniz. Bakın şimdi seyircilerime bir koklatayım bakalım. Mikrofon neredeydi? Burada. Bir kokla bakalım abla. Çok güzel. Güzel mi? Bununla dişlerinizi fırçaladığınız zaman diş taşlarınıza mani olur. Diş taşları denen bir şey var. Normalde 6 ayda bir, 1 senede bir muhakkak dişçilerde diş taşlarını temizletmek lazım. Diş taşları neden oluyor? Diş taşları dişin dibinde, diş etiyle olan bölgede ya da aralarında tüplükten dolayı oluyor. Demin gösterdiğim diş ipiyle temizlemek diş taşlarına mani oluyor.